Haftanın ilk yeşil bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Bugün Gezi Parkı direnişinin 14. günü, ikinci haftası bitiyor. Ve Gezi Parkı'nda olanlar malumunuz haber bültenlerimizde, hafta sonu yaptığımız özel yayınlarla bunları size aktarmaya çalıştık. Tabii ki gündemimiz yine Gezi Parkı olacak. Gezi Parkı dışında da gündemlerimiz olacak. Bir stüdyo konuğumuz var, kendisini tanıtayım size. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyacısı Pınar Aksoğan yanımda. Hoş geldin Pınar. Hoş bulduk Utku. Evet, Pınar'la birkaç şey üzerinde konuşacağız. O konuşacağımız şeylerden biri de Gerze. Pınar da yıllardır Gerze'deki termik santrale karşı verilen mücadeleyle ilgilenen oradaki kampanyanın sorumlularından biri. Gerzeliler yıllardır direniyorlar. Yıllardır hatta bir çadır nöbeti sürdürüyorlar termik santrale karşı Gerze'de. Ve işte o Gerzeliler hafta sonu İstanbul'da Gezi Parkı direnişindeydiler. Kısa bir haberimiz var, onu izleyelim, ardından stüdyodayız. Sinop'un Gerze ilçesinde 2 yıldır termik santrale karşı çadır nöbeti tutan Gerze halkından 50 kişi destek için Gezi Parkı'na gitti. Gerze halkı 2 yıl önce başlattıkları aktif direnişte tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi biber gazı ve polis şiddetine maruz kalmış. Buna rağmen iş makinelerinin santral planlanan alana girmesine izin vermemişti. Gerzeliler direnişe destek için parka Gerze'den organik çiftlik yumurtası getirdi. Greenpeace gönüllüleri güneş enerjisiyle çalışan ocakta bu yumurtalarla krep yaparak direnişçilere dağıttı. Evet, Pınar Aksoğan yanımda. Beraberdin sen de Gerzelilerle. Gerzelilerin mesajı ne oldu Pınar? İstanbul'da verdikleri mesaj. Gerze'den Gezi'ye dayanışma mesajı vermek için geldiler aslında. Onların geldiği gün cumartesi günü 696. günüydü Gerze'nin çadır nöbetinin, bu işte biber gazı ve gaz bombasından sonra küçük başlayan. Küçük kardeşlerini ziyarete geldiler aslında. Aynen öyle, yani onlara biz direnişin ataları diyoruz zaten. Gezi'ye destek vermek için geldiler aslında. Çünkü birazcık da oradaki insanlar da bunu yaşıyorlar ve yalnız hissediyorlar kendilerini. Orada dayanışma içerisinde olmak, işte binlerce insanla birlikte direniyor olmak çok güzel oldu onlar için de. Onlar nasıl buldular peki? Ben konuşma fırsatı bulamadım. Hem yayınlar yapıyorduk hem korkunç bir kalabalık vardı hafta sonu. Kimseye ulaşmak mümkün değildi. Parkta da, meydanda da. Onların hisleri ne oldu? Sen belki biraz aktarabilirsin. Ya biraz böyle işte eski günleri hatırladılar, o günleri hatırladılar. İşte hem onlar yaşadıklarını anlattıklar. Çünkü ona 10 saat boyunca biber gazı, gaz bombası ve suya maruz kalmışlardı. Ve bu bir nebze daha şimdi Taksim gibi Türkiye'nin merkezinde değil de Gerze'de gözlerden, medyadan, kameralardan uzak bir alanda oluyordu bir de. Bir evet, şimdi karşı şöyle söyleyeyim, işte 10 bine yakın bir nüfusu var Gerze'nin ve orada da 3 bin kişine yakın 10 saat boyunca, abartmıyorum 10 saat boyunca işte polis, jandarma ve halk arasında böyle bir direniş yaşandı. O zaman hiçbir yerde bu haber olmadı. Medyanın sesi de yoktu. Hatta sonrasında bir şarkı yazdılar. Biber gazı, gaz bombası, işte size demokrasi nerede, medyanın sesi diye. Onu da söyleyeceklerdi aslında burada Gezi Parkı'nda ama şey, teknik olarak kapasite yeterli olmadığı için söyleyemediler. O yüzden şunu görmek güzel. Sadece Gerze değil, Türkiye'nin dört bir tarafında son 10 senedir bir sürü direniş var. Yani Solaklı'dan Hopa'ya, Munzur'a, biber gazı, gaz bombası bu insanların hayatlarının tamamen ortasında. Altın madenlerine karşı Kaz Dağları'nda, orada da gaz bombası yiyen insanlar vardı. Bir yerde Gezi Parkı'nda olması, bunu İstanbul'un göbeğinde olması toplumsal bir duyarlılık yarattı. Ama oysa ki Türkiye'nin dört bir tarafında sadece yaşam haklarını korumak için direnen insanlar buna maruz kalıyorlardı ve hiçbir şekilde medyada seslerini duyuramıyorlardı. Evet, aslında bir toplandığı alan oldu. Baştan beri onu söylemeye çalışıyoruz. Bu ülkede hidroelektrik santral direnişleri var. Gerçekten kuvvetli direnişler yaşandı halk ve polis güçleri, jandarma güçleri arasında. Termik santral, nükleer santral, madenler, taş ocakları, bunların hepsi aslında parça parça Türkiye'nin her yanında süren direnişlerdi ve bir anda sanki bütün bunların enerjisi toplanıp Gezi'de ortaya evet, çıktı. Gezi'de evet, patladı. Bu böyle değil diye aslında sürekli konuşuluyor. Gezi bu işi çok aştı gibi söylemler var ama ben buna bir nebze katılmıyorum. Çünkü Gezi hala bu ekoloji mücadelelerinin
söz sahibi olduğu bir alan. Hatta sözün özü Gezi'deki bence hala bir ekoloji mücadelesi sürüyor. Katılır mısın? Yani şöyle, zaten ekoloji mücadelesine daha bütünsel bir yaklaşımla baktığımızda işte son 10 yıldır bu kentsel dönüşüm ve kalkınma yaklaşımının sonuçlarından biri de Gezi aslında. Yani işte artan inşaat sektörü, bununla birlikte artan çimento, demir çelik ihtiyacı, artan enerji talebi ve Türkiye'de bu katılımcılığın olmamasının sonuçları bunlar. Çünkü işte mesela ÇED süreçlerine bakalım. Her yerde bu bahsettiğim işte Solaklı'da, Gerze'de, Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de şu an yaşanan şey bu. Sen halkın katılımı olmadan, yani göstermelik halkın katılım toplantıları yapıyorsunuz ama bir projeler planlanırken o süreçte halk yok. Ondan sonra zaten yeni kanunlar, yasalar çıkıyor. Senin katılımın işte ÇED'lerden muaf oluyor bu yatırımlar. İşte yeni bir tabiat kanun yasası çıkıyor. Yeni bir orman yasası çıkıyor. 2B çıkıyor. İmara açılıyor, ormanlar, milli parklar. Zaten artık bizim elimizdeki bütün hukuki yollar, yani başka türlü mücadele araçları elimizden alınıyordu. Ne kalıyor geriye? Halk kalıyor. Halk istemiyor. Bu baktığımızda yurt dışında Aarhus diye bir sözleşme vardır. Bu Aarhus Sözleşmesi bütün katılımcılık ve hani şu evrensel bir hak temeline dayanır sözleşme aslında. Ve eğer halk istemiyorsa bu bir uzlaşma ve birlikte konuşma yoluyla çözülür. Ama bakıyoruz Gerze'de 5 senedir direnen, 2 sene nöbet tutan bir halk var. Ve seslerini duyurmayı bırakın. Hiçbir hani hukuki şeyde, mücadele yollarında da önleri tıkanmaya çalışıyor. Böyle bir durumda Gezi Parkı'nın olması çok kaçınılmazdı. Çünkü bu bütün yaklaşımın bir parçası. Yani bu kentsel dönüşüm ve kontrolsüz büyüme projesinin bir sonucu. Yani Türkiye'nin kalkınma politikaları ve senin de bahsettiğin kontrolsüz büyümenin aslında yarattığı sonuçlar bunların her biri. Tabii bunlar çok daha derin konuşulabilecek konular. Ama biz birazcık da Greenpeace'i konuşalım istiyoruz. Bugün Greenpeace çadırındaydık. Orayı ziyaret ettik. Ne yapıyor Greenpeace çadırındakiler? Beraber izleyelim, ardından Pınar'la sohbetimize devam edelim. Bugün ziyaret ettiğimiz Greenpeace çadırı, Gezi Parkı'ndaki en ilginç çalışmaların yapıldığı yerlerden biri. Çadıra yaklaştığınızda sizi barış işareti boyamak ister misiniz yazısı karşılıyor. Ve çadırın ortasında 4-5 gönüllü Greenpeace, Gezi Parkı direnişi süresince kullandığı yeni amblemini boyamaya çalışıyor. Greenpeace çadırını ilginç kılansa çadırın arka tarafında bulunan güneş panelleri ve çanak antene benzeyen parlak bir mekanizma. Bunların ne işe yaradığını Greenpeace gönüllülerinden Can Mehmet Doğru anlattı. Evet, şimdi burada bir sistem görüyoruz güneş enerjisiyle çalışan. Burada da bir şeyler pişirmeye yarayan bir ortam var sanıyorum orada. Bize birazcık anlatır mısın Can Mehmet bunun ne olduğunu? Şimdi Greenpeace çadırındayız her şeyden önce ve biz burada kendi yemeğimizi, kendi suyumuzu güneşle ısıtıp, güneşle pişirip bir kendimize bakmaya çalışıyoruz. Ve ayrıca kendi elektriğimizi de üretmeye çalışıyoruz orada. Sol tarafta gördüğünüz şu iki dikdörtgen şey sadece elektrik üretmeye yarıyor ve onun yanında uydu antenine benzeyen o çok parlak şey de aslında yemek pişirmemizi sağlıyor. Aslında yaptığı tek şey güneş ışınlarını kırıp o ortadaki ortaya odaklayıp yemeği pişirmemizi sağlıyor aslında. Evet, peki ikisinin bir bağlantısı var mı? Yok, hiçbir bağlantısı yok. Biri sadece elektrik üretmek için, diğeri sadece ısıyı toplayıp yemek pişirmek için. Gerçekten iyi pişiriyor mu yemek? Yani gayet iyi pişiriyor. Yani 2-3 dakikada krep pişiriyor. Yine 3-4 dakikada yumurta pişiriyor. Dün bir de fırınımız var. Şu an onu görmüyorsunuz ama bulgur pilavı falan da yapıyoruz. Kek falan yapıyoruz güneşte. Gayet her şeyi yapabiliyoruz aslında. Greenpeace'in amacı ne bunları yaparken? Buraya yerleşmeyi planlıyor galiba Greenpeace. Tabii yani yemek yaparken burada olabildiğince yenileri ve enerjiyi kullanarak yemek yapma, kendimize bakmayı tercih ettik. Ama onun dışında burada olma amacımız tabii ki bunların gösterişini yapmak değil. Burada her şeyden önce şiddetsizliği ve özgürce ifade özgürlüğünü ön plana çıkarmak için buradayız diyeyim. Şöyle diyelim, bir de galiba şey de yapıyorsunuz burada, başka bir yaşamın da kurgulanması, başka bir yaşamın işaretlerine dair de bazı veriler sunuyorsunuz sanırım, değil mi? Tabii mutlaka. Yani başka, zaten Greenpeace her zaman söylüyor, başka bir yaşam mümkün değil. Nükleerle ya da ne bileyim kömürle çalışan termik santralle elektrik ürettiğimiz bir hayat değil. Yenileri ve enerjiyle de.
Evet, Mehmet'le böyle keyifli bir sohbet yaptık bugün. Ne yapıyor Greenpeace orada, çadırında diye konuştuk. Pınar'a devam edelim. Yayından önce de söyledim. Greenpeace'in tavrı beni ve birçok kişiyi şaşırttı. Yani Greenpeace kendini böyle ortaya atıveren bir örgüt hiçbir zaman olmadı aslında. Ama bu Gezi Park olaylarının başladığının 3. 4. gününde bir anda Greenpeace ortasında bir yumruk olan sloganla çıktı ortaya. Sosyal medyada meseleyi konuşulur hale getirdi. Farklı kampanyalar başlattı. Biz Greenpeace'i daha spesifik kampanyalar üzerinden tanırken bir anda Gezi Parkı direnişine sahiplendi. Greenpeace'in bu kararının arkasındaki neden ne oldu sence? Gezi Parkı'nda olan şeye baktığımızda Greenpeace'in temel ilkeleri vardır. Bunlar şiddetsizlik, doğrudan eylem, bilimsellik, tanıklık etme. Ve biz oturup bu değerlerimize baktığımızda orada yaşanan şeyin bizim temel değerlerimizle tamamen çatıştığını gördük. Ve aslında kampanyalarımıza baktığımızda işte biraz önce Gerze'den bahsediyorduk. Daha geniş bir perspektiften bakınca bu o kadar da alakasız değil. Çünkü burada yine bir katılımcılık sorunu yaşandığını, bir hak, bir ifade özgürlüğü sorununun yaşandığı ve ekolojik bir problemin yaşandığını görebiliyoruz ve buna kayıtsız kalmıyoruz. Almamız imkansızdı. Ama Greenpeace olarak hani bizden böyle çok büyük bir eylem ya da işte böyle fazla şaşalı bir şeyler beklenmemeliydi böyle bir dönemde. Biz de zaten hani böyle ortamdaki herkesin tavırlarına, oradaki ortama uygun olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Şu anda biz bunun üzerine çalışıyoruz. Günlerdir orada insanlar işte gördük biraz önce yemeden hiç, yani yiyorlar, güneş kreplerini yiyorlar da gerçi orada yemek problemi yok. Orada kalıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Hem bizim evrensel ilkelerimizi anlatabilme, işte ifade özgürlüğü, doğayla bütünleşik yaşam, işte güneş panelleri de bunun bir sembolü orada. Biz bunu istiyoruz. Biz kampanyalarımızda da bunu istediğimizi söylüyoruz zaten her seferinde. Oradaki yaşadığımız problem de buydu bizim yıllardır. Yani bu insanlar, biz kamuoyu araştırmaları yaptırdık. %80'i bu Türkiye'de insanların yenilenebilir enerji istiyorlar. Evet. Ama ona rağmen işte bir sürü kömürlü termik santral planları, nükleer santral planları, bizim de orada olmamız bu sebeplerden dolayı kaçınılmazdı. Evet, gerçekten renkli bir çadır Greenpeace'inki ve en azından şunu yapıyor olması, orada elektriğini kendi üretebiliyor olması, orada güneşten faydalanarak yemeklerini pişiriyor olması aslında Gezi Parkı'nda bu hükümet kanadından çokça eleştirilen durumun tam tersi de bir görüntü olduğunu kanıtlar nitelikte.